Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz iki çakma telefona beraber bakıyoruz. Bu arada bu iki telefonu birden sağlamlık testi yapacağız arkadaşlar. İkisini aynı anda sağlamlık testinde kullanabileceğimiz fikirleri sizden bekliyoruz. Telefonlardan bir tanesi iPhone 7 Plus'ın çakması, diğeri de S7 Edge'in çakması. Peki neden böyle bir içerik çekiyoruz? Daha önceki bu tarz telefon incelemelerimize teknik olarak çok fazla değinmiyorduk. Bu sebeptendir ki bu telefonları hala piyasada arayan soranlar varmış. Mailde bunları da gördük. Tabii daha önceki incelemelerimizde de söylediğimiz gibi bu telefonlardan maalesef cacık olmaz arkadaşlar. Bugün ben elimde iPhone gözüksün, Samsung'un son modeli gözüksün diye düşünürken gelecekte belki 10 yıl sonra bu telefonlar yüzünden çocuğum olmayabilir. Şimdi gelin arkadaşlar masamıza geçelim ve telefonlara biraz daha yakından bakalım. Arkasındaki bir koruyucu jelatini çıkartalım. iPhone'un şu kenarlarına da yeşil bir şey koymuşlar. Şöyle her şeyi açık saçık görelim. Bakalım altından ne çıkacak. Tabii ki de Samsung piyasası geliyor. Ön tarafta Samsung logosu olması gereken yerde şöyle enteresan bir yazı var. Neyce yazdığını anlamadığım maalesef çıkmıyor. Burada bir jelatin falan da yok arkadaşlar çıkartabileceğimiz. Menülere şöyle bakmak gerekirse replika olan Samsung'unki birazcık daha akıcı yapmışlar menüsünü. 3-4 defa sağ sol yaptım, telefon direkt sapıttı. O birazcık daha düzgün gibi duruyor. Şöyle enteresan bir şey göstermek istiyorum. Bu tabii ki de Android içinde Play Store var. Normal Play Store girip bir şeyler indirebiliyoruz. Ancak iPhone'da Apple Store'a girdiğimiz zaman bizi enteresan bir sayfa karşılıyor. Telefonu marketimize za diyor ve iPhone telefondan markete girince Google Play'e ulaşıyoruz. Bunları tabii ki de AnTuTu da yaptık arkadaşlar. Güçlerini görelim diye şöyle AnTuTu'yu bir açalım. Birinin puanı 24.344, birinin 22.960. Artık böyle puanlar tabii ki de kalmadı. Testten bayağı sınıfta kalıyor bu cihazlar. AnTuTu'ya baktığımız zaman çakma olan iPhone bildiğiniz iPhone olarak girmiş. Marka iPhone diyor. Android işletim sistemi olarak da 5.1 yüklü içinde. Samsung'a baktığımız zaman direkt Samsung Galaxy S7 Edge olarak gözüküyor ve Android 6.0.1'i görebiliyoruz. Tabii ki de telefonumuz çakma olduğu için böyle 4 GB RAM'miş, işte 128 depolamaymış falan filan, böyle şeyler gözümüzü maalesef boyamıyor. Bunun yanında kameralardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere. 12.6 megapiksel diyor AnTuTu verileri çakma olan S7 Edge için. iPhone 7 Plus içinde 16 megapiksel demişler. Şöyle arkasına bakıyoruz. 2 tane kamera var. Ancak bu kameralardan bir tanesinin hiçbir işlevi yok. Orada öyle duruyor. Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Kamerayla çekilmiş fotoğraflar zaten arka planda dönüyor. Burada 16-12 falan yazdığına bakmayın. Hani size şöyle anlatayım. Eskiden 66 sıfırlarımız falan vardı. Hatırlarsınız onun çözünürlüğünü. Ondan bir tık daha düzgün çekiyor diyebiliriz. VGA'nın birazcık daha üstü. Yani kamera olarak işinize yaramayacaktır bu telefonlar. Pil durumları, herhangi bir miliamper bilgisine ulaşamadık maalesef. Ancak şunu söyleyebilirim, iPhone'umuz geldi. Böyle bir yarım saat değil, hatta 20 dakika falan kurcalamanın sonunda şarjımız %50 seviyelerine kadar indi. Yani şarjı doğru düzgün dayanmıyor. Samsung bundan bir tık daha iyi. Samsung'da hemen şöyle CPU-Z üzerinden bakalım. Şu an %65'teymiş. Yani iPhone %50'ye inerken yarım saatte %50 seviyelerine, Samsung'un da %65'lere falan indiğini söyleyebiliriz. Yani bir tık daha düzgün çalışabiliyor pili. Şimdi merak edilen şeylerden bir tanesine de göz atalım. Bu telefonlarla oyun oynanabilir mi? Oyun oynayabilirsiniz tabii ki de. Şimdi bir 15 dakika kafa topu oynayalım bakalım. Şarjlarımız nereye gidecek? Sıcaklıklarımız ne olacak? Buna hep beraber bakalım. Millet kafa topu oynamaya başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Bu üstteki şey çizilmiyor dedim. Çağdaş da çiziliyor diye iddia etti. Hatta anahtarla biraz girdi. Gördüğünüz gibi çiziliyormuş. Ben tırnakla denemiştim ama anahtarla girince arkadaki Samsung yazısı ortaya çıkıyor. Her zaman olduğu gibi şöyle bir sıcaklığımıza bakalım. Ortalama 31 derece olarak gösteriyor Samsung'u. iPhone'a da bakalım. iPhone'da ortalama 29 derece. Şarjlarımız da iPhone'da 41'de. Samsung'a baktığımız zaman da %62 seviyesini görüyoruz. Ben bir yandan not alıyorum ve oyunumuzu açalım. Şöyle kronometreyi de şöyle getireyim ve başlatayım. Kafa topu ile ilgili şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kafa topu 2 üzerinde şu an Masomo ekibi ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Eğer bir aksilik olmazsa kafa topu 2 de muhtemelen 1-2 ay içinde marketlerdeki yerini mükemmel bir şekilde alacak. Şöyle hızlıca oyunumuzu açalım artık. Evet millet, süremiz doldu. Hatta bir 10 saniye falan görmemişim. Bir 15 saniye geciktirdik. Olsun, sıkıntı yok. Şarjımız Samsung'da %56'ya indi. iPhone'a baktığımız zaman da %32'ye düştü. Bu değerler beni şaşırttı. Ben iPhone'un pilinin bitmesini bekliyordum açıkçası. Sıcaklığa baktığımız zaman 39 dereceyi gördük Samsung'da.
Bir de iPhone'a bakalım. iPhone'da 35 derece civarlarına çıktı arkadaşlar. Yani Samsung'da ortalama 8 derece. iPhone'a baktığımız zaman da çakma olanlarına tabii ki de 6 derecelik bir sıcaklık artışımız var. Evet arkadaşlar, incelememizin sonuna gelmiş olduk. Yine en başta söylediğimi en sonunda tekrarlıyorum. Bu telefonlara gidip de para vermeyin. Hem sağlığınızdan hem de paranızdan olmayın. Sağlamlık testi için de fikir sunmayı, aşağıdaki yorumları bırakmayı unutmayın. Ya da farklı şeyler de aşağıda konuşabiliriz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet, her iki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.